insanların şiddet sarmalı içerisinde olması, her şey var ve hayatını kaybeden, artık kanıksadığımız cinayet dediğimiz olan. İşte emektar bir eğitimciden bahsediyorum. İsmi İbrahim Okdugan, 74 yaşında. Eyüp Sultan'da bir okulda müdür kendisi ve ihtiyacı olduğu için değil, sevdiği için çalışıyor, onu da söyleyeyim. Ve emekli olmuş 2 yıl önce de. Şimdi bir tane Irak uyruklu yabancı bir genç. Daha genç, 15-16 yaşlarında gençten bahsediyorum. Okuldan 5 ay önce uzaklaştırıldı. Kontrol edemiyoruz, hiçbir şeyi kontrol edemiyoruz. Gidiyor, nereden bulduysa artık o silahı, okulun içine giriyor. Merdivenleri çıkıyor. Bir çalmadan içeri giriyor. Müdürün odasına, elinde silah var. Silahı tutuyor müdürün kafasına. 5 el sıkıyor. Sonra ne mi olur? Aynı şekil bağırışma, yetişin, yetişin, adam kan kaybediyor. Disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldı. Okul müdürü İbrahim Okdugan'ı silahlı hayattan kopardı. Irak uyruklu 17 yaşındaki öğrencinin öğretmeni öldürmesinin ardından sendikalarda olaya dikkat çekmek için 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma kararı aldı. Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır, saygı. İbrahim Okdugan 74 yaşındaydı. 2 yıl önce emekli oldu ama özel bir okulda müdür olarak çalışmaya devam etti. 5 ay önce bir öğrenci disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atıldı. Müdürü sorumlu tuttu ve salı günü atıldığı okula tekrar geldi. Her şeyi tasarlıydı. Yabancı uyruklu öğrenci bu yolu izleyerek doğrudan okula doğru yöneldi ve son olarak işte okulun bu giriş kapısına geldi. Burada bir öğrenciyle selamlaştıktan sonra okulun kapısı açıldı ve işte diğer kapıdan doğru müdürün odasına doğru yöneldi. Peş peşe tetiği çekti. Müdürü vurdu. Okdugan ağır yaralandı. Okulda panik yaşandı. Müdürü ateş ettikten sonra yine geldiği kapıya yöneldi. Önce burada kısa bir süre tereddüt yaşadı. Daha sonra silahını beline yerleştirdi ve geldiği istikametin tam tersine doğru koşarak uzaklaştı. Bir tane bayan çıktı içeriden. Ne olursunuz yalvarıyorum, ambulans hemen gelsin, adam ölüyor diye bağırıyordu. Okdugan kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Saldırgan eski öğrenci de kısa sürede yakalandı. Okdugan'ın ölümünün ardından okulda eğitime ara verildi. Eğitim sendikaları da Cuma günü iş bırakma çağrısı yaptı. Hayatını kaybeden müdür Okdugan için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailenin yanı sıra öğrencileri ve sevenleri katıldı. Yabancı uyruklu saldırgan eski öğrenci adliyeye sevk edildi. İki suçtan sabıkası olduğu belirlenen şüpheli, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı. Bu yaşta iki tane sabıkası var. Ve öldüğüyle kaldı. Yani İbrahim Hoca, Okdugan öldüğüyle kaldı. Ne olacak şimdi? Bunu münferit olay gibi gösterecekler. Ha, aslında altında çok şey yatıyor. Ekonomik kriz, toplumsal bunalım, insanların bunalımı, ne bileyim, yurt dışından gelenlerin kontrolsüzlüğü, sosyal adaletsizliği, öfke, silahı nereden buldu, nasıl aldı, get dolaşma. Bakın bunların hepsi var içinde. Ama bizi şöyle uyutacaklar. Milli Eğitim Bakanı mesela. Ya bu münferit bir olay. Ya şiddet. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Hayır arkadaş. Maalesef yönetilemiyoruz. Bir konuda yönetilemiyoruz. Bakın öğretmenin bir sesini dinleteyim size. Bu öğretmenler gününde İbrahim Okdugan'ın yapmış olduğu konuşmayı, o uzun konuşmayı, 30 saniye sevgi dolu konuşmayı sizlerle paylaşıyorum. Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır, saygı. Saygıda kusur etmeyin. Ve ben öğretmenlerime hep saygı duydum. Öğretmenlerimin de saygı duyulmasını istedim, bekledim. Bunun nişanesi olarak da huzurunuzda bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tek tek onları tebrik ediyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine de Allah sabır versin. Sadece yarın öğretmenler sabah ilk saate girmeyecekler. Eğitim iş, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen. Sadece Eğitim Bir Sen bu eyleme katılmıyor. Eğitim Bir Sen bu eyleme katılmıyor. Niçin katılmıyorsun ya Eğitim Bir Sen? Öğretmen ölmüş. Senin sendikandan olmadığı için mi katılmıyorsun? He? Yazıktır, ayıptır ya. Bir bütünlük sergilemek gerekiyor aslında. Bakın şiddet sarmalı her yerde. Sadece bir ay içerisinde Türkiye'de yaşanan şiddet olaylarına bakın. Çocuk yaşlarda uygulanan şiddetten bahsediyorum. İstanbul Beyoğlu'nda çocuk sürücü polisin üzerine aracı sürüyor. Bursa'da babasını öldürüyor 16 yaşındaki bir genç. Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki bir kız çocuğu 14 yaşındaki kuzeni tarafından öldürülüyor. Konya'da bir düğünde çocukların elinde, küçük çocukların da silahlarla havaya ateş açılıyor. Bolu'da iki çocuk iki akranı tarafından bıçaklanıyor. Başakşehir'de 4 ay önce kuzenini bıçaklayan 15 yaşındaki genç arkadaşını öldürüyor. Esenyurt
Çubuk'ta bir öğrenci 7 akranı tarafından sokakta bayılana kadar dövülüyor. Balıkesir'de 17 yaşındaki genç kendisini döven babasını öldürüyor. İşte saymakla bitmez. Bunlar kayıtlara geçenler. Geçmeyenler daha bir sürü var. Tacizleri falan diğerlerini saymıyorum. Öyle bozuk, öyle çürümüşlük var ki sistem maalesef çürümüş. Ama sistemde kabahat yok. Sistemin içerisinde insan var. İnsan çürürse sistem de maalesef çürüyor. Ha, ondan sonra... Şimdi Fatih Portakal sistemin müdavimlerinden, sistemin mensuplarından, bu sistemi, rejimi, layık rejimi resmen ibadet eden insanlardan birisi. Şimdi ama gerçeğe o kadar yakınlaşmış ama o gerçeği de maalesef manipüle ederek yine kendi sistemini aka çıkartıyor. Sistemin diyor bu hale gelmesi de diyor insanlardan dolayıdır diyor. Ya şimdi örnek söylüyorum. Faiz sistemini veyahut genel evi sistemini veyahut içki sistemini meşrulaştıran bir kanun, bir sistem var. Ve bu sistemi daha kim nasıl bu kadar çürükleştirebilir, alçaklaştırabilir, alçaltabilir? Şimdi sistem mi insanları acaba alçaltıyor yoksa insanlar mı sistemi alçaltıyor? Yani Fatih Portakal o kadar güzel bir şekilde özetlemiş ki meseleleri. Ama sadece işte en sona geldiği zaman maalesef tam meseleyi gördü, anladı, tamam dedik. Yok, yine aynı şekilde kendi sistemin şartlarıyla dönüyor. Bu videoda artık az çok bu zamana kadar anlattığımız şeyin bir Kemalist tarafından söylediğine de şahit olduk. Yani Allah subhanahu ve teala onlara hidayet etsin, ıslah etsin, o durumdan kurtarsın. Kendilerini mutlu, huzurlu, iyi olduklarını düşünüyorlar. O durumdayken kendilerini mutlu olarak görüyorlar. Ama işler maalesef düşündükleri gibi değil. Allah subhanahu ve teala onları o durumdan, sonradan gelen bir insanın, bir kişinin kendileri gibi yıkanmasa kokacak, yemese aç kalacak, hastalandığı zaman zelil, rezil durumlara düşen bir insanın getirdiği sistemin maalesef kulu oluyorlar. Maalesef o kişiye ibadet ediyorlar. Allah subhanahu ve teala onları tağuttan kurtarsın, aydınlığa çıkarsın. Ve şunu söyleyeyim Fatih Portakal, bugün Türkiye'nin daha iyi günleri. Sen böyle Türkiye'lerde daha fazla fazla çokça haber bulursun, çokça haber yaparsın. Sen bu konu hakkında daha fazla fazla serzenişte bulunur, fazla fazla bu toplum niye bu hale geldi, falan kişi şöyle yapmış, filan kişi böyle yapmış diye insanlara haber yapmaya devam edersin. Oradan da güzel bir şekilde paranızı kazanırsınız. İnsanlar zaten sizin umurunuzda falan değil. Öyle yok, toplum ekonomik olarak sıkıntıda, toplum işte şöyle iktidarla alakalı sıkıntıda. Bunlar asıl sorunlar değil. Bunlar asıl sorunun altındaki teferruat sorunlar. Sizler bunu göremiyorsunuz. O görecek göz sizde maalesef yok. Allah'ın dediği gibi asıl gözler değil, kalpler kör olur. Kalbinizi Allah subhanahu ve teala basiretini, ferasetini açsın ve hakkı göstersin. خايف